Piaggio MP3 530. Piaggio Türkiye'nin desteğiyle test motorunu epeydir sürüyorum. O kadar alıştım ki her zaman olduğu gibi yine çok beğendiğim bir motosiklet oldu. Buna ilk baktığınızda size hemen motosiklet gibi gelmeyebilir. Hatta çoğu arkadaş 3 tekerlekli aletlere motosiklet mi diyorsunuz falan diyorlar. Şöyle ki motosiklet nedir? Sizi pratik biçimde bir yerden bir yere götüren bir araç aslında. Bu alette üzerinde 3 tekerlek var ama süspansiyon hareketleri ön takım bu şekilde hareket ediyor. Yani sağa sola devrilebiliyor aslında. Normalde ne diyorlar? Ya ben motosiklet kullanmayı bilmiyorum ama bu 3 tekerlekli ben bunu çok rahat sürerim diyor herkes. Evet, yere tutunma yüzeyi daha fazla olduğu için daha rahat sürüldüğü, virajlarda tutunmanın daha fazla olduğu doğru. Ancak bir de ağırlık meselesi var. Özellikle 530'larda tam dolu ağırlık 280 kilogram. Yani böyle bakacak olursak biraz dikkat etmek lazım. Şimdi bu motorun en önemli özelliklerinden bir tanesi trafikte yürürken ön takımın kilitlenebilmesi. Bir yerde durduğunuz zaman ön takımı kilitliyorsunuz ve rahatlıkla 3 tekerlek üzerinde alet duruyor. Sonra gazı açıp yürümeye başlayınca motor akmaya devam ediyor. Ve kilidi çözüyor. Bu sayede ayaklarınızı yere koymadan evet sürebiliyorsunuz. Yine de herhangi bir durma anında ağırlığına dikkat etmeniz lazım. Piaggio bu motoru yaklaşık sanıyorum 2005'ler civarından beri üretiyor. Hatta sınıf lideri oldu kendi çapında. Çünkü en başta işte bunlar üretmeye başladılar. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Öndeki aks aralığının 46 cm oluşu sebebiyle anılmıyorsam L3 diye anılıyor. Öndeki aks aralığının iki tekerlek arası açıklığın 46 cm olması sebebiyle Avrupa'da özellikle Fransa'da bu aletin kategorisi farklı. Ve o kategoride şayet bir de burada ayak freni varsa ki bu alette var, ayağınızla bastığınızda kombine fren yapıyor. Bu ayak freni ve öndeki aks aralığı sayesinde bunu Fransa'da B ehliyetiyle yani araba ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Motosiklet ehliyeti almadan bu aleti 530 cc'lik bu kocaman şeyi araba ehliyetiyle sürebilmeniz Fransa'da bunu çok patlattı. Yani Fransa'daki bu durum sayesinde Piaggio'dan rekor üstüne rekorlar geldi. Bu durum sayesinde Piaggio'dan özellikle Fransa'da yine söyleyeyim satış anlamında rekor üstüne rekorlar geldi ve hatta yani bundan biz de pay alalım diyerek Yamaha Tricity projesini başlattı biliyorsunuz. Onda daha farklı bir düzenek var. Özellikle 125 ve 155'te ön süspansiyon kilitlemesi mevcut değil. Ama o da özellikle Fransa'da oldukça ilgi görüyor diyebiliyorum. Hatta Tricity 300 yine bu motorun pazarından bir parça faydalanabilmek için yapılmış bir hamle olarak görebiliriz. Aynı zamanda Peugeot da işin içinde var. Peugeot ne yapıyor? Metropolis ismini verdiği 400'lük kocaman bir scooter yapıyor. Metropolis'te özellikle düz tabanı sayesinde, aşağıdaki tabanın dümdüz oluşu sayesinde ağırlık merkezini oldukça aşağı almış durumda. Bu sayede buna göre biraz daha kısa boylu insanların kullanabildiği bir araç durumunda Peugeot. Gel gelelim. Piaggio bu 3 tekerlekli motor işini çok ilerletmiş. Bunun mesela modları var. Arkada radarı var. Modlar çalıştırma tuşundan değişiyor. Sport mesela şu anda. Sport bunun en kuvvetli modu arkadaşlar. Bu modda adeta roket gibi gidiyor. Yani vites yok, otomatik biliyorsunuz. Ama mesela şurada şeyi geçelim, biraz sallantılı orası. Böyle yapıştırdınız mı? Alet sıkı yapıştırıyor. Yani yokuş olmasa, biraz da böyle ben gevşek gevşek kalkmamış olsam acayip acayip gidiyor. Yine modu değiştirelim. Konfor modunda biraz daha az yakıt tüketiyor. Bilgisayarlı
gösterge bunda yeni. Yani bu 3 modu var. Konfor, spor ve eko olmak üzere. Eko modunu seviyorum. Çünkü kocaman bir hız göstergesi çıkıyor. Onun sayesinde gayet rahat bir son hızın önemli olduğu şeylerde, tünel, yol vesaire gibi yerlerde şeyi daha rahat takip edebiliyorsunuz. Hız limitini. Arkadaki kör nokta uyarı sistemi, arkadaki radar çok iyi çalışıyor. Bu sayede arkadan sessizce gelen ve sizin görmediğiniz şeyleri göstergede gösteriyor. Aynı zamanda bu ekskluzif versiyonunda Mia ismini verdikleri bir bilgisayar sistemi var. Piaggio'nun kendi elektronik sistemi bu. Şuradan sola gireceğim. O Mia'ya telefonu bağlayabiliyorsunuz ve bütün dönüşleri, haritanızı, telefonunuzu direkt olarak şeye yansıtabiliyorsunuz. Şurada motoru yıkayacağım çünkü bir zamandır bende ve acayip kirlendi. Eğer bir boşluk varsa şurada, ki kuyruk var biraz galiba, onu yıkayacağım. Evet, şimdi gidonu kilitledim. Gidon kilitliyken alet gayet güzel duruyor ve şurada el frenini çekince de hiç hareket etmiyor. Sonra da stop ediyorum. Motor epey kirliydi. Şimdi yıkadım. Biraz süzülsün diye bekliyorum. Süzülsün diye de hafiften aşağı doğru eğdim. Gördüğünüz üzere motor yatıkken de bu şekilde kilitlenebiliyor. Aslında şu anda yan ayakta falan değil. Çünkü alette yan ayak yok. Sadece orta ayak var. Yalnız bunu aldığımdan beri neredeyse 2 haftadır hiç orta ayağı kullanmadım. Çünkü şu harika nesne var burada. El freni. Önce ön takımı kilitleyip sonra da el frenini çekince kesinlikle devrilmiyor ve kaymıyor. Dolayısıyla orta ayağa da pek gerek kalmıyor. Motorda anahtarsız çalıştırma var. Şu şekilde bir kere bastığınızda kontak hafiften açılıyor. Bunu çevirebiliyorsunuz ve aktif hale geliyor. Şimdi bir de kilitleyelim. Bastırıp kilitlediğinizde bu arkadaş artık aşağı inmiyor. Dolayısıyla motor kilitliyken birisi size şaka olsun diye bunu indirmeye kalkarsa indiremiyor. Bu da güzel bir özellik. Tekrardan anahtar yanında olduğu için açabiliyorum. Ön farlarda gündüz sürüş farlarını veya sürekli far açık düğmesini seçebiliyorsunuz buradan. Çekiş kontrolü var. Çekiş kontrolünü isterseniz kapatabiliyorsunuz. O zaman sürekli patinaja düşüyor. Yalnız onu da belirtmekte fayda var. 530 cc'lik 44 beygir gücündeki motor oldukça güçlü. Önde çift disk, arkada tek disk frenleri var ve fren merkezleri Bybr'e seçilmiş. Ekran oldukça zengin. Şurada klasik Aprilia kumandaları var. Hız sabitleyicisi var. Bu kumandalar üzerinden mesela 24 km bölü litre ortalama yakalamış. Hemen şurada İsterseniz benzini açabiliyorsunuz. 13.7 litre benzin alıyor ve yaklaşık 300 km kadar şehir içinde gidebiliyor. Gerçi 50 km kaldıktan sonra menzil göstermiyor. Dolayısıyla 120-240 arasında bir depo benzinle gidebiliyorsunuz. Sonrasında ışık yanıyor. Bagaj çocuk yatağı gibi. Şu anda benim ıvır zıvırım var. Ama şuraya kocaman kaskım sığıyor. Yağmurluğum, üstüm başım, kameralarım şuraya sığıyor ve rahatlıkla kullanılıyor. Akü de tahminen hemen şunun altında. Dolayısıyla ona da kolay ulaşılıyor. Koltuğu açtığınızda görmüş olduğunuz gibi şuradaki süspansiyon sayesinde ayakta duruyor. Arkada da bir tane, bir parça zayıf da olsa, ışık var. Yani bagaj o kadar kocaman ki şu aydınlatma buraya çok da yetmiyor açıkçası. Selesi, özellikle yolcu selesi kocaman. Konfor yerinde. Şurada da yolcu ayaklıkları var. Onlar da kocaman. Açtığınız zaman ayakları içe bükmeden direkt olarak rahatlıkla, şöyle göstereyim, bu şekilde basarak öndeki sürücüyü de rahatsız etmeden sürüş yapabiliyorsunuz. Katlandığı zaman da gördüğünüz gibi ortadan tamamen kayboluyorlar. Arkaya baktığınızda burada radar sistemini görüyorsunuz. Göstergede kör nokta uyarı sistemini size gösteriyor. Şurada bir drive ve rear tuşu var. Rear'a bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaki kamera vasıtasıyla motoru geri vitese takıyor.
gerçekten de geri geri gidebiliyor. Çünkü geri geri nasıl gidiyor? Gazı çevirerek değil, yani motor gücüyle değil, marş motorunu, elektrikli marş motorunu ters çalıştırarak. Dolayısıyla motor çalışırken marş yapar gibi şu düğmeye bastığınızda motor marş motorunun ters dönmesiyle geri geri de gidebiliyor. Bir de dediğim gibi LED farlar var. Önde herhangi bir radar yok. Camın yüksekliği ayarlanmıyor. Fakat cam kendi başına o kadar yüksek ki sizi her türlü şeyden gayet güzel koruyor. Lastikler scooter lastiği olduğu için bunun kullanımına uygun olsa da çok kuvvetli kayarak yapılan kullanımlarda, yani öne fazla yük bindirdiğiniz durumlarda bu lastikleri çabuk eritmek gibi bir kusuru var. Dolayısıyla şikayet edebileceğimiz başlıca nokta bu. Evet, motoru yıkadık. Suyunu süzdürdük. Üstünü de temizledik. Hadi gelin isterseniz tekrardan yola koyulalım. Bu anahtarsız çalıştırma işine çok alıştım. Şu ayak frenine de çok alıştım. Durduğu yerde hiç ayağınızı basmadan böyle duruyorsunuz. Alet de duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Ya yürüyünce ya da elinizle şu anahtardan mesela çözdüm şimdi. Motor iki yana devrilebilir halde. Şuradan şöyle başka araba gelmiyorsa pat diye dönebiliyorum işte gördüğünüz gibi. Hızın 10 km saatin üstüne çıktığı durumlarda da motor artık kilitlenmiyor. Ağırlık açıkçası artık o ağırlık ortadan kayboluyor. Şu anda şeye de çok alıştım ben. Bir parça ayak freni. Ayak frenine bastığınızda şeyi kilitliyor diğer frenleri. Bakın mesela şurada duracağım. Evet, durmaya yakın şu ışığı yakıp söndürerek beni kilitleyebilirsin. Kilitlenmeye hazırım diyor. Kilitlediğinizde de gördüğünüz gibi ayaklarımı yere basmadan duruyorum. Gazı verdiğimde de direkt yürüyecek. Eğer gaza fazla basarsam buralarda, özellikle Üsküdar kırsalında gördüğünüz gibi çekiş kontrolü çalıştırıyor. Çünkü aletin torku yüksek. Hemen kavruyor ve yürümeye çalışıyor. Ancak tabii bizim asfalt buna çok uygun değil. Bu bağlamda çekiş kontrolünün de gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Çekişin kuvvetli, motorun tutunmasının az olduğu yerlerde çekiş kontrol çok güzel işlevini yapıyor. Bu tür yerlerde tabii eko modunu almakta fayda var. Çünkü spor modu tam gücü verdiği için oradaki patinaj miktarı da fazlalaşıyor. Boşu boşuna çekiş kontrolü çalıştırarak patinaj çekmiş oluyorsunuz. Aslında çekemiyorsunuz da çünkü motoru bu sistem tutuyor. Buralardaki dengesi falan çok güzel. Kapımı açmazlarsa. Ayna konumlanması da güzel. Buradan geçer mi? Uğraşmayalım. Evet. Kilitledim. Açayım kilidi. Açtım kilidi. Gidon T olduğu için, yani gidona şeyden başka, kendi ağırlığından başka hiçbir şey bağlı olmadığı için gayet rahat. Bakın bu kadar dönüyor. Acayip bir dönüş çapı var. Bu 530'luk versiyonda kuru debriyaj sistemi var. Yani Piaggio'nun klasik kuru debriyajı var. Dolayısıyla bir çanın içinde santrifüjle çanı kavrayarak motoru yürüten bir sistem mevcutken 400'lük versiyonda ıslak debriyaj, yani eskiden Beverly 350, şimdi Beverly 400'de olan debriyaj kiti var. O motorlarda fena değil diyorlar, ancak ben kullanmadım. Oh, herkes kırmızıda geçti, polis dahil. Geçin bakalım. Evet, kilidimi kilitledim. Ha? Öndekine yetişiyorum diye önüme atladı polis. Düşüyor neredeyse. Polis de kırmızıda geçti. Herkes kırmızıda geçti. Bir de acele ediyorum. Ömründe yetişeceğim diye acele ediyordu. Az daha düşüyor neredeyse. Eyvah. Kolay gelsin. Evet. Bu güzel sohbetten sonra ben şuradan sağa doğru devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yine kilitledim trafikte dururken. Sağ sol elimle frene bastım. İstersem ayakla basarım. Öyle de bir rahatlığı var. Özellikle etrafın kirli olduğu durumlarda yere basmıyor olmak gayet konforlu bir şey. Gayet güzel bir şey. Bir de motorun önü o kadar geniş ki sizi her türlü durumda temiz tutuyor. Açıkçası isterseniz bu aleti teste ilk aldığımda testin büyük bir hantallıkla ve büyük bir ağırlıkla geçeceğini düşünmüştüm. Ancak günden güne çoğu kimsenin motosiklet olmadığını düşündüğü bu alete hasta oluyorum, aşık oluyorum. Hatta gidip kendime bir tane alsam mı? Taksitli maksitli. Gerçi sıfırı 500 bin lira geçmiş durumda özellikle bu aletin. Ama ikinci ellerde biraz değer kaybı var. 350 bin lira falan düşüyor.
İkinci el temiz bir tane alsam mı diye düşünmedim değil. Tabii bu kasa olmuyor. Bir önceki kasa oluyor. LED far falan yok. Radar yok. Geri görüş kamerası yok. Ancak geri vites bundan bir önceki kasada da var. O kasadan fazla gelmemiş vakti zamanında. Yine de alıcı gözüyle sahibine de baktığımda bunların olduğunu gördüm. En öne kadar inen bir burnu var. Burnun o kadar aşağı inmesinin sebebi bence çarpışmaya karşı insanları korumak şehir içinde. Diğer çoğu bu sınıf motorda oralar çok açık. Bu da beni açıkçası şehir içinde kullanıldığında korkutuyor. Yani insanlara verebileceği zarar çok fazla. Allah korusun yayalara. Bunda epeyce aşağı kadar bir kapalılık ve korunaklılık var. Onu da bence iyi düşünmüşler. Spor modu aldığınızda gösterge birdenbire kırmızılaşıyor. Ve şurada torku nasıl kullanmanız gerektiğini gösteren tork ve güç eğrisi ortaya çıkıyor. İdeal çizgi kırmızı olan. Dolayısıyla aşağıdan geleni ve bu tarafa çıkanı beraber noktasal olarak eşleştirdiğinizde, bilmiyorum görünüyor mu? Eşleştirdiğinizde ideal bir tork çekiş çizgisi yakalıyorsunuz. Ama tabii onu her yerde yakalamak mümkün değil. Mesela şimdi evet. Şimdi yakaladım, gidiyorum. Alet koptu, gidiyor yalnız. Yani siz ekrandan öyle hissetmiyor olabilirsiniz de ben daha farklı skuterlerde kullandığım için söyleyebilirim ki o noktalarda uçuyor. Çok güzel yakalıyor şeyi. Tekneciler bilirler. Tekne kayışa geçti denir. Yani belli bir hızı yakaladıktan sonra tekne suyun üzerinde seke seke gitmeye başlar. Ona tekne kayışa geçti derler. Benim bildiğim kadarıyla, yanlış söylüyorsam düzeltin. Bu da belli bir şeyi yakaladıktan sonra çekişi alet adeta kayışa geçiyor. Çok güzel oralarda sürülüyor, devam ediyor. Buradaki sekmelerden anlayabileceğiniz üzere süspansiyon biraz sert tarafta. Her ne kadar önde iki tane süspansiyon varsa, o da belli bir sisteme bağlıysa da sanırım kontrolü elde tutabilmek için motoru biraz sert tarafta ayarlamışlar. Arkada çift süspansiyon var. Yay sertliği arkada ayarlanabiliyor. Sanıyorum önde herhangi bir ayar yapılamıyor. Evet, önde bir bu tarafta süspansiyon var ve çift disk var. Frenler kombine çalışıyor, ön ve arka. Şayet ayak frenine pedala basarsanız, ön arka kollardan kullanırsanız herhangi bir kombinasyon bulunmuyor. Demin bahsettiğim öndeki yayayı koruyan gaga ise burası. Bence bunu bu kadar aşağı indirmelerinin başlıca sebebi, birincisi su atmaması, ikincisi de herhangi bir olumsuz durumda yayayı biraz daha korumak. Motorun şurasında içinde USB'de olan bir tane göz var. Bu göz sayesinde, ki bu göz motoru kilitlediğinizde kilitleniyor. Deli midir, divane midir? Elinde cep telefonu var, 34 ask. Bilmem kaç. öndeki fren yaptığı için polis yüzünden adama korna çalıyor. Ne acayip durumlar. Millet kafayı yemiş. Asla durmak istemiyorlar. Kesinlikle durmam ben. Hakkımdır. Hakkımsa hakkımı vermem, asla durmam. Burayı da tıkadılar. Şuradan bakın, şöyle bir operasyon yapacağım. Eğer herkes anlayışlı davranırsa. Yani bütün bu hareketleri acayip rahat yapıyor. O konuda tebrik ediyorum kendisini. Mesela buradan da geçti. Kilidi de açtım. Işıkta da durdum. Hyundai'nin de ne kadar iğrenç ve garip arabası varsa piyasada. Oh, geç abi, geç. Ablam, kırmızıda sen de geç. Fark etmez. Bu tür trotuarlara yakın geçerken aletin iki tekerlekli olduğunu unutmamak lazım. Aksi takdirde şeye, ön sağ tekerleği trotuara kaptırabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, bu kadar yoğun trafikte testimizin sonuna geliyoruz. Umarım bu aletle ilgili görüşler işinize yarar.
Ben kullanım açısından çok pratik buldum. Evet, pahalı, görünüşü garip ama her türlü scooter'dan daha dengeli, kullanımı daha kolay ve rahat bir motosiklet. Her şeyini bu anlamda kullanışlı buldum. Görüşmek üzere. Otopark içinde düz zeminde ön tekerlek kilidini kilitleyip sonra geriye basıyorum. Gördüğünüz gibi arkayı gösteriyor. Burada da nasıl geriye gidiyorum? Tamam. Hemen sağdaki marş tuşuna basarak şu şekilde geriyi de görerek geri gidiyorum. Evet. Sonra tekrardan vitesi şu şekilde takıyorum ve ilerliyorum. Olay böyle çalışıyor.